Kurtuluştayız. Ankara, Erbeli, İmralı hattına operasyon. Türkiye'nin başlattığı çözüm süreci, Amerika başta olmak üzere Orta Doğu'yu kontrol eden güçleri de harekete geçirdi. Ankara, İmralı ve Erbil üzerindeki baskılar tam da çözüm sürecinin başlamasını takip eden dönemde artmaya başladı. MİT darbesi, ile görüşmelerin yeniden start aldığı bir zamanda gerçekleşti. Gezi kalkışması, Diyarbakır'daki Büyük Barış Nevruzu'na adeta misilleme niteliğindeydi. Dünyadan bağımsız kendi başına iş yapmaya soyunan Erdoğan'a, 17-25 Aralık darbesiyle sert bir yanıt verilmeye çalışıldı. Sadece Erdoğan üzerinde değil, bu dönemde Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan üzerindeki baskılar da arttı. IŞİD, Erbil'in üzerine sürüldü, Barzani'yi sıkıştırıldı. Yetkileri kısıtlanarak etkisizleştirilmek üzere. Irak-Kürdistan bölgesinde İsrail ve İran'ın desteklediği siyasi aktörler güçlenmeye başladı. Abdullah Öcalan'a Erdoğan'ı güçlendirecek ilişkilerden kaçınması yönünde tehditler gönderildi. Hemen ardından da sorgu kasetleri piyasaya sürüldü. Hakkında peş peşe yazı dizileri patlatıldı. Sonunda Öcalan'a karşı Kandil ve HDP'de Demirtaş'ın hakim olduğu klik desteklenerek güçlendirildi. Şimdi geriye dönüp baktığımda daha iyi anlıyorum. Kulislerde Apo'nun nedense hep Demirtaş'tan çekindiği, korktuğu söylentileri dolaşıyordu. Öcalan'ın liderlik serüvenini az çok izleyen biri olarak bunun saçma olduğunu düşünüyordum. Aslında Öcalan devletin göremediğini görüyordu. Apo Demirtaş'tan değil, arkasındaki büyük ittifaktan çekiniyordu. Bu endişesi hiç yersiz değildi. Zira Apo'yu İmralı'ya kapatan güçle Demirtaş'ı destekleyen güç aynı. Medyadaki unsurları bile geçen sürede pek değişmedi. Neredeyse birebir aynı. Dünyanın Türkiye'de İslamcıları güçlendirecek hiçbir siyasi ilişkiye tahammülü yok. Öcalan bu kuralı ihlal edince liderliği tehlikeye girdi. Basında dün yer alan haberlere göre de Kandil'de Öcalan'ın onursal başkanı ilan edilerek yetkilerinde kısıtlanmaya gidilmesi için lobi çalışmaları hız kazanmış. Öcalan hala KCK Genel Başkanı resmi sıfatına sahip Barzani'nin yetkileri nasıl kısıtlanmaya çalışılıyorsa Öcalan için de benzer bir süreç işletiliyor. Hatırlanacak olursa Kandil'in Kürdistan artık Erbil'den yönetilemez yönündeki bir açıklamasına Mesut Barzani son derece sert bir tepki göstermişti. Hatta PKK'yı hain örgüt ilan etmişti. Bana orantısız bir tepki gibi gelmişti ilk başta. Ancak Barzani, Kandil'in açıklamasında PKK'nın üstlendiği yeni ve tehlikeli misyonu fark etmişti. O tehdit dolu açıklama Erbil ile sınırlı değil aynı şekilde İmralı'yı da kapsıyor. Kürdistan artık İmralı'dan yönetilemez. Ne Türkiye'deki çözüm süreci ne Suriye'nin kuzeyi ile Erbil'de yaşanan olaylar birbirinden bağımsız gelişiyor. Orta Doğu'daki tüm hareketlilik aslında birbiriyle bağlantılı. En fazla da Türkiye ile. Sahada süren bir operasyon var. Arkasında da ortak bir emperyalist akıl. Bu operasyonun merkezinde ise ya da hedefinde Ankara var. Bu gerçek görülmezse doğru çıkış yolunu bulmak imkansız olur. Kurtuluştayız akşam.